Aslında ben de senden öğrendim. Seninle tanıdığım turna kuşlarını. Onlar için sevdiklerinin ne kadar kıymetli olduğunu, özel olduğunu. Onlara hiç küsmediklerini senden öğrendim. Ve nereye giderlerse gitsinler, mutlaka sevdiklerine geri dönecekler. Dikkat et. İyi misin? Ay Allah. Nasıl da taşırdım. Dalıp gitmişsin. Yiğit'i ısıtmıştım. Gidiyorum diye bana kırgın da biraz. Ne dediysem gönlünü alamadım. Alışacak. Alışmak zorunda. Zamanla daha iyi olacak. Hem ben yanındayım, destek olacağım ona. Sen hiç üzülme. Ben ocağı sileyim, gelirim Yiğit'in yanına. Ortak, sana süt getirdim. Peri kızı gönderdi. İstemiyorum. Nasıl kitap? Güzel mi? Tamam o zaman, madem sen bu kitabı sevmedin... Ben sana güzel bir masal anlatayım. Ne dersin? Babasına kavuşan çocuğun masalı. Tamam, olur. Çok uzak diyarlarda... babasından ayrı düşmüş, yalnız başına yaşayan bir çocuk varmış. Küçük çocuk hep babasına kavuşmanın hayalini kurmuş. Her gece yatmadan önce dualar ediyormuş babasına kavuşabilmek için. Ama öyle kolay olmamış tabii. Bir gün bu küçük çocuk bir karar vermiş. Ve babasını bulabilmek için yollara düşmüş. Dağları aşmış. Okyanusları geçmiş. Canavarlardan kaçmış. Devlerle savaşmış. Tabii ki... her zaman hayalini kurduğu ve çok özlediği o babasına bir gün kavuşuvermiş. Bir daha da hiç yalnız kalmamış, değil mi? Tıpkı peri kızı gibi. Ama peri kızı yalnız kalmadı ki. Biz hep onun yanındaydık. Hiç onu yalnız bırakmadık. Evet, bırakmadık. Ama yine de biz onun babasının yerini tutamayız ortak. Mesela şöyle düşün. Ben olmasaydım... benim yerime kimi koyabilirdin? Kimi benim kadar sevebilirdin? Hiç kimseyi tabii ki. Senden bir tane daha yok ki dünyada. Ya, işte peri kızı için de öyle ortak. Bizi ne kadar severse sevsin, babasının yerini almamız mümkün değil. Ama ben eminim ki o senin adına çok mutlu olurdu. Sen de onun adına sevinmelisin. Gelebilir miyim? Gel. Efendim herkese merhabalar. Merhabalar. Yemin'in yeni bölümlerini ve unutulmaz anlarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizin sesini açmayı lütfen unutmayın.